Bugün 2 Nisan 2020. Bugün yaptığım Luckin Coffee şirketindeki işlemi göstereceğim. Luckin Coffee şirketi Starbucks'ın rakibi Çin şirketi. Bugün yaptığı haberlerde şirketin ortalama 310 milyon dolarlık gelirinin gerçek olmadığını bulmuşlar. Bundan dolayı şirketin fiyatı bayağı bir düşüş gösterdi. Şurada fake kazanç, yani gerçek olmayan kazanç 310 milyon dolar değerinde. Burada normal fiyatını görmektesiniz. Bugün 24'teyken fiyatı şurada bir anda düşüş gösterdi. Şimdi göstereceğim şöyle. Hissenin fiyatına bakarsak dün hisse, yani 1 Nisan itibariyle 25 civarında iken bugün 3 dolara kadar geldi. Burada yaptığım işlemi göstereceğim, bugünkü yaptığım işlemi. Şurada nasıl kazançlı oldum diye. Burada gördüğünüz arkadaşlar, sadece temel analizi kullanarak işlem yapmanın ne kadar tehlikeli olduğudur. Burada teknik analizi kullansanız şu bölgede aşağı trend olduğunu zaten görürsünüz. Bundan dolayı sadece temel analizi kullanmak çok tehlikelidir. Örneğin 24 bin dolara aldığınızı düşünün bu hisseyi. Şu anki değeri, sabah kalkıyorsunuz, değeri 3.000 dolar oluyor şu bölgede. Neden 3.000 dolar? Çünkü bu şirket muhasebe kayıtlarında yanlış bilgiler girmiş, gerçek olmayan bilgiler girmiş. Bundan dolayı hisse fiyatı %80 civarında, %80'e yakın bir şekilde düşüş gösterdi. Şimdi burada yaptığımız işlemleri göstereyim size, yaptığım işlemleri. Sabah kalktığımda hisse şu sarı bölge, bu dünkü kapanış değeri şurası, 26 dolar civarında. Şu bölge borsa açılmadan önce yapılan işlemler. Ben hisseyi borsa daha açılmadan, yani şu civarlarda aldım, bu bölgelerde 9 civarlarında aldım hisseyi, 9-10 civarında. Yani Amerika'da saat 15, Almanya'da 15, Amerika'da saat 9 oluyor o civarlarda. 9 civarlarında, Amerika'da saat 9 civarlarında aldım. Buradaki arkadaşlar formasyon taban alımı formasyonu. Hisse ilerleyişinden çok büyük düşüş gösterirse bir anda, buna panik satış da deniyor. Buradan yükselebilir biraz. Tabii daha sonra tekrar düşebilir. Ama ilk yükselişten sonra kar yapma imkanınız vardır. Buna panik satış ya da dip alım formasyonu, kısa dönem için tabii. Ya da dip alım formasyonu denebilir. Bunlar kısa dönemler için yapılan işlemler. Şimdi bu işlemlere bakarsak, şuradan alım noktasına, onu hızlı olarak grafikte göstereceğim. Onun videosunu kaydettim. Videoyu hızlı şekilde göstereceğim tabii size. Burada alımı yaptım.
Şimdi videoya geçelim. O video tabii çok daha hızlı, hızlandırılmış şekilde gösterilecek. Çünkü 45 dakikalık bir zamanı kısa sürede göstermeye çalışacağım size. Bu arada hisse 3 kez durduruldu. İşlem yapımı 3 kez durduruldu. Circuit Breaker'dan dolayı. Yani kısa devre işlemine girdi. Şimdi videoyu göstereceğim size.